daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam ediyor. Şeyi söyleyeceğim e, maçla ilgili ya yani ben Ralph Reinick ve Manchester United üzerine çok konuştum. E, i̇steyenler Vole'deki eski programlara bak ya yani eski dediğim bir önceki iki önceki program ama yine kısaca yani e, bu Manchester'da bir sadece bir teknik direktörlük ya da sportif direktörlük değişimi değil bu bir devrim bir önceki devrimde böyle Alex Ferguson gelmişti. 86 sonbaharında ta. Yani daha yenisini yaşına bakma. Daha yenisi belki teknik direktör olarak 6 ay devam edecek. Sportif direktör olup teknik direktörü artık o seçecek. Alex Ferguson seçmeyecek. Dediğim devrim niteliğinde olan bu. Ama her devrim iyi sonuç verir mi? Hayır. Kısa vadede büyük riskler var Manchester United'da. Evet üçlü savunmada falan Maguire daha iyi diyorsun. Doğru. Dörtlüden kesin daha iyi üçlü savunmada. O kesin. Yani dörtlüde çünkü hiç iyi değil o. Ben sana söyleyeyim. Yani o, o, o servis bedeli hele hiç olacak gibi değil. Performansı çok düşük. Yalnız Ralf Reinig daha hızlı oyuncular ister. Daha genç oyuncular ister. Daha, daha çok koşacak oyuncular ister. Özellikle yani. böyle savunmada üçlü oynatmaya devam etme planı varsa üçlüden ikisinin bekte oynayabilecek oyuncular olmasını ister ki Leipzig'de en son şunu hatırlıyorum. O Leipzig Beşiktaş'la falan oynadı ama ondan sonraki yıl şampiyonluk mücadelesi bayağı verdiler Bayern'le. Klosterman, Hastenberg. Ortanda tek stoper. Upamecano. Gerçek orijin stoper. Mesut Anca'da baktığın zaman Lükşov, abi defansif açıdan çok eksiği var hala. Şu son maçlardaki hataları falan. Döha iyi Lükşov'a dalmıyor. Ben size söyleyeyim. Bak Schmeichel falan, Irwin, Phil Neville falan o dönemin sol bekleri <laughs> o hataları yapsa yani kırmızı nokta anlatamam şimdi çünkü bizi ve çocuklar da izliyor anlatmayayım nelere yaşanabileceğini büyük risktir. O yüzden orada bak çok kısa vadede aslında böyle Ralph Reinick'in çok böyle radikal işler yapmasını beklemeyelim bir süre böyle devam edecek. Zaten Ronaldo'nun ilk maçta yedek kalması millet şeyle açıklıyor. Efendim Michael Carrick öyle takdir etti. Michael Carrick takdir maktir edemez abi. Michael Carrick kazandığı paraların %51'ini Ronaldo'ya borçlu ya. Borçluyor. Takım arkadaşıyken Mike Carrick iyi oyuncuydu bir şey demiyorum ama o kazandığı primler, premierlik, şampiyonluk primleri, gelirleri abi %51'ini Ronaldo'ya boştu gerçekten onu söyleyeyim yani. Yani öyle bir şey yok. Daha onu görmedik. Bu maçla ilgili tam böyle ortada. Yani ama böyle skor olarak. Bak oyun değil. Zaten <laughs> oyunun hakkı Men's United'in yenilmesi gerekiyordu. Yani Deha yine olağanüstü oynadı. İlk yarıdan işin bitmesi Chelsea'nin 3-4 atması gerekiyordu. Bir de nedense böyle Thomas Tuchel hocam bir daha ben şu Werner'i bir daha bir denesem mi dedi. Bence yanlış maçta denedi. döhaya de karşı öyle Werner'le falan çıkmayacağım. Lukaku'yla çıkacağım ki kaleye Bazuka'yı göndersin. Döha bile çaresiz kalsın. Başka yolu yok onun. Bu maçta iki kalecinin de performansı çok iyi. O yüzden alt bitebilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten olağanüstü performans. Bak Ramsey Liverpool'un Arsenal'i farkı yendiği maçta çok daha büyük farkı engelledi. Gerçekten de. Irmak Kazun. Ramsdale böyle yeter bu ya bundan mı tutacaksın diye saydırdığına adım gibi eminim. 2-0 iken, 3-0 iken. Arada yani bir dakikada falan var ama iki tane daha kurtarıyor. Çok acayip kalecilik performansları var. O yüzden ben alt seçeneğini uygun görüyorum ama bilmem siz ne dersiniz tahmin olarak. Ben, ben de açıkçası alt ya da beraberlik gibi geliyor bana da bu maç. Çünkü Arsenal e iyi bir e, form grafiği bayağı iyi yakaladı yani. O hakikaten rezalet skandal başlangıcın üzerine. Ama tabii hala eksikleri de yok değil. Bu maçta galiba yanlış bilmiyorsan Saka'nın da bir şey şeyi var. Evet Saka son ya. maç sakatlanıp çıktı. E, şimdi tabii o hücum performansını e, takımın ilerideki e, yapabileceklerini etkileyecek ister istemez. E, United tarafı dan ne, yani ne bekleyeceğimizi bilemiyoruz. Şimdi doğruya doğru. Ben yani hani, bir gün öncesine kadar maçta, vizesi yetişecek yetişmeyecek durumu vardı yani. Hani, anladın mı? Bu maçta bizim iki buçuk alt beklemek dışında bir Beklentimiz evet, ba olması bana da, da öyle geliyor. İngiltere'de çok enteresan. İşte Irmak Kazuo, Uğur Karakullukçu'ya, Aleyce bile hatta size verir zaten de bana bir de uzun veriyor yani. Vize. Roman Abramovich'e bir yere vermiyorlardı bize. Bak bak. Biliyorsunuz değil mi? İki sene <laughs> önce, üç <laughs> sene önce. Vize vermiyor. Lan kol lan Premier Ligi bu parayı bu hale getiren o yani. <laughs> Ralf e de yapmış. vermiyor adam. Nasıl bir vizeciyse böyle. Ali Ece'ye verdiği vizeyi Ralf <laughs> e vermiyor abi. Çok enteresan ya. <laughs> Evet beyler e, o zaman şimdi Avrupa maçlarını tamamlayıp hafta içinde herhalde başka not edeceğimiz maç yoksa bence hızlıca bizim tarafa da geçebiliriz. Geçelim. Evet şimdi süperlikle devam edeceğiz. E, i̇lk olarak Cuma akşamı Beşiktaş-Kasımpaşa maçı var. Daha e, Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi var. Orayla başlayalım. Kral oranları hatırlatarak da e, bu tarafa girizgah yapalım. Normal oran 3.30 e, Kasımpaşa galibiyeti 3.30 beraberlik. 1.66 Beşiktaş galibiyeti olarak açıklandı ilk olarak. Fakat kral oran yakaladığınız takdirde yani iddia komdan ya da iddia bayine giderek bizzat yerinde oynadığınız senaryoda bu oranlar 3.45, 3.45 ve 1.74 olarak güncelleniyor. E, şimdi tabii Beşiktaş gibi şampiyonu kovalayan bir takımın oranını 1.74 yakalamak inanılmaz cezbedici. Fakat bunun altını e, biraz kurcalamak lazım diye düşünüyorum. Ali topu sana atayım. E, şöyle, Sergen Yalçın'ın istifa etme sinyali vermesi. Daha doğrusu istifasının cebinde olduğunu söylemesi. Başkan kabul ederse bırakabileceğini dile getirmesi. Giresun karşısına alınan ağır yeni giden sonra. Ama hemen ertesi gün başkanın büyük bir destek verip yola devam etmesi. Bunun üzerine ve oyunculardan bir reaksiyon bekleniyor. Atiba Hutchinson gidip oyuncularla bu hafta iki gün konuştu ayrı ayrı takımın en tecrübeli oyuncusu olarak. Necip'ten sonra da takımın en eski oyuncusu. Tabii ki Necip Uysal da Atiba Hutchinson'ın yanındaydı. Şimdi Atiba uzun yıllar bir kere Beşiktaş'a taktiksel açıdan takımın abisi. Hatta anne baba gibi hani anne baba nasıl dur Terlemişsin arkana havlu koyun falan. Dur topu kaptıracağım. Ben oradan alayım. Dur öbür tarafa açayım falan. böyle bir oyuncuydu. Ama bunu tabii şu anda yapması mümkün değil bu yaşta ve bunca yıldan sonra kolay iş değil. 90 dakikayı 5 maç üstü yapması kolay değil. Necip dersen aslında bu Beşiktaş'taki stoper krizinde son Giresun maçında oyundan atılmasına kadar hani onu yaşanmamış kabul edelim. Onun önceki maçları baz alalım. Stoperde en iyi performans gösteren oyuncu Necip Uysal'dı. Vuru Karakolukçu da buna katılıyor diye ben hatırlıyorum. Öyle öyle. Yani Hakikaten performans olarak en iyi Necipti Aslen yani stoper olmamışsın. Yani orijinal stoper olmamışsın hemen. Ee, şimdi zaten Necip'in cezasından dolayı yine oynayamayacak. Sadece konuşmaları, motive etmeleri yetecek mi? Ya biraz Beşiktaş'ın biraz da şansa ihtiyacı var. Şöyle. Yani e, şu ana kadar şanssızlıkla açıklamak mümkün değil. En fazla %2 bu tabloyu şanssızlıkla açıklayabilirsin. Yani bu kötü tabloda sebeplerden yüzde ikisi şanssızlıktır. Ama Giresun maçı gerçekten hani iyi oynadığın dakikada Necip'in kırmızı kart görmesi, işte penaltı olması. Tamam. Ama yani Giresun'u da her türlü şanslılara rağmen yenersin sen. Hani 1 11ken bile en azından bu kadar ağır yenilmezsin. Ya bunun tam tersine çevirmeleri gerekiyor. Bu buradaki oran o yüzden o. Yani 1.20 değil, 1.74. Tabii tabii. Bu arada bu arada böyle Kasımpaşa da iyi durumda değil yani. Kasımpaşa gerçekten yıllardır uzun zaman sonrası ee, geçen hafta kazandılar ama ya kötü ama abi kötü bir türlü teknik ya. direktörde karar veremediler. Oyuncu yani e, işte. kadrosu çok değişiyor. Ya ben mesela ben Yeni Malatya maçı izliyoruz işte. Ben derim ki Uğur'a bu nedir ya Yeni Malatyaspor? Vintage Kasımpaşa. Hani Haddadi, Kerim Hafız, bunlar oradaydı hani hepsi falan. bir de böyle çok oyuncu sirkülasyonu, çok teknik direktör sirkülasyonu derken Kasımpaşa hani düşmesin. Ama hani bir iddiası da yok. Bu şekilde gidiyor. Çok fazla böyle stabil gidiyor. Ve e, o yüzden de hani bu karşılaşmada hani Beşiktaş artık galibiyetle mi başlar? Galibiyet serisine başlar mı? Burada da Beşiktaş kazanamazsa inanın bir dahaki hafta Beşiktaş ligin en zayıf tak en zayıf kadro takımı değil. Kadrosuyla bile oynasa Beşiktaş galibiyetine bunu bile vermezler. Kral oranda onu söyleyeyim. Ya bu hafta oynayan oynadı. Beşiktaş kazandı kazandı. Öyle bir maç bu. Bir de yani cuma gecesi ilk maç oynayacaksın. Yani diğer rakiplerin maçlarını beklemeden lige havlu atarsın yenilirsen bu maçta. Çok basit bir matematiği var. Geçen sezon şampiyon oldun. Geçen sezon bu hafta itibariyle eksi 5 puan topladın. Bu hafta itibariyle eksi 5 puan topladın. Ama geçen sene böyle Trabzonspor gibi arayı açıp giden böyle beyaz bayrak ayna tabiri vardır at yarışında. At çıktığı gibi birinci olur. Hop birinci tamamlar. Ve yani bu hani öyle 1200 metre işte kısa mesafeli böyle tay koşusu falan değil. Yani 2000 metre koşu da asıl büyük iştir bu. Trabzonspor'un şimdi 2000 metrelik o zorlu yarışta bayağı 5-6 boy fark bindirdi. Yani puan farkı çok acayip. Ee, kimse şey demesin hani işte Trabzonspor daha iyi oynuyor. Evet tabii her takım daha iyi oynayabilir. Doğrudur daha iyi oynayabilir. Ama Beşiktaş da bu kadar kötü oynayamaz. Bir de o açıdan bakacaksın. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe Genci e de bu kadar yapacağız ama. Hani Galatasaray'ın yeni bir kadrosu var. Fenerbahçe zaten yönetim hani e, başarısız canım yani. Beşiktaş'ta geçen sene başarılı bir yönetim, başarılı Sa bir teknik heyet. Bununla bu faktörlerle şampiyonluk geldi. Şu anda herkes başarısız Beşiktaş'ta. Yani artık bu başarısızlığın dibi bu olarak kalmalı. Kasımpaşa karşılaşmasını kazanıp kolay mı? Hayır değil. Onu söyleyeyim kolay değil. Sen geçen gün e, yazında zannedersem değinmiştin ya, Giresun maçı sonrasında yazdığın yazı olabilir, yanlışsam düzelt beni. Beşiktaş bu saatten sonra işte Serdar'ından e, Rıdvan neydi? Can Bozlan. Ya bir kere Can bu bunca zaman oynatmaması. evet, Artık Biraz oraları ya mesela sol bekte artık kim birinci stoper tartışmasının önüne hep baştan beri Sergen Hoca geçmeye çalışıyor ama ya bunun artık hiç konu olmaması lazım. Şimdi Rıdvan'la Rıdvan Rıdvan Serdar'ın sakatlıkları olduğu için henüz ne durumdalar bilmiyorum. Tamamen geçti mi oynayabilecek seviyede mi? bir hani şey diyemem ama. Kararının alınmasından bahsediyorum. Can Bozdoğan'ın bir geçmesi, böyle sakatlığı bu yoktu bu an, bu ve an. Can Bozdoğan gerçekten de e, Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Tek böyle atletik orta saha. Beşiktaş'ın merkez orta sahada büyük bir böyle atletizm ve devamlılık eksiği var. Ki Sergen Hoca kendisi böyle Acun Ilıcalı'nın programına çıktı. Daha Can Bozdoğan'ı çok oynatmayan, daha yeni gelmiş Can Bozdoğan. Ya ben çok beğeniyorum bu çocuğu demeye getirdi. Can hocanın Bozdoğan. bu kadar beğendiği oyuncuyu, bu kadar orta sahada atletizm eksiği olan süreçte çok az düşünmesi, hocanın da çelişkisi ve yani eleştirilmesi bu konuda çok doğal. Şu, bu maç yönetmenin doğruyu bulması gerekiyor. Yani orası Joseph Pjanić, Can Bozdoğan bence. Yani biraz sözü size atayım, paslayayım size. Çünkü orada biraz daha hızlı oynaması gerekiyor Beşiktaş'ın orta sahasının ve hızlı geriye gelmesi gerekiyor. Can Bozdoğan'ın yapabileceği gibi değil. E tabii geçtiğimiz sezon orta sahadaki o dinamizm biraz Beşiktaş'ın daha kolay topları geri almasını sağlıyordu deyip ben de topu uğra atayım, e, sonradan yavaş yavaş da tahminleri alalım daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam edecek.